Kainatta madde ve enerjinin birbirine geçiş kanunları onun rububiyet tecellisidir. Onun rububiyetinin tecellisi gazdan sıvıya, sıvıdan katıya, katıdan sıvıya, katıdan gaza, katıdan enerjiye geçişlere bakıyorsun. Değil mi? Bunların her birinin yasası var. Her birinin yasası var ve bu yasa çerçevesinde varlık devran ediyor. Ama tesadüf yok. Bunların sadece yasaları yok. Bu yasaları kendi içine koymuş. Formülünü yazmış ve içine koymuş varlığı. O formüle göre olmak zorunda. O formül içinde. Allah koyduğu formülün hakimidir, mahkumu değil. O ayrı. Ama koymuşsa içine artık o eşya ona boyun eğer. Musakkar kılınmıştır, bitti. Boyun eğmiştir. Rabbin rububiyetine varlık boyun eğmiştir. وَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتْيَا تَوْعًا اَوْ تَرْحًا قَالَتَا اَتَيْنَا تَاعِئِينَ Yeri ve göğü yarattı ve bu ikisine seslendi. Dedi ki, ister isteyerek gelin, ister istemeyerek. Onlar da dediler ki, isteyerek gel. İsteyerek gel. Bu hal diliyle de demiş olabilirler. İlle kal diliyle demek zorunda değiller. Böyle anlamak zorunda da değiliz. Bu bir mecaz da olabilir. Ama her halükarda bunun işar ettiği hakikat bellidir. Varlık aslında konuşur. Varlık Allah'ın emrini duyar. Duymak için bir kulağa ihtiyaç yok her zaman. Varlığa verilen emir de sözle verilmemiştir zaten. Dolayısıyla işitme de kulakla olacak değildir. Yani varlık Allah'ın emrine amadedir bu manada. Bir kilo maddenin içine yeryüzünü birkaç kez dağıtacak, paramparça edecek enerjiyi kim sığdırır? Alın elinize bir kiloluk kaya, taş dersiniz. O enerjinin katı halidir. Onu enerjiye dönüştürecek olsanız yeryüzünü birkaç kez bombardıman edecek bir enerji elde edersiniz. Bu enerjiyi bunun içine kim soktu? Hangi yasayla soktu? Hangi sıfatla soktu? Rab sıfatıyla soktu. Evet. O zaman şu kainattaki kütlelerin tümünün enerjisini bir hesap edebilir misiniz? Bir kilo enerjinin içerisine yeryüzünü patlatacak, bir kilo maddenin içine yeryüzünü patlatacak bir enerji sığdırmışsa eğer, şu kainattaki maddelerin içine ne kadar enerji sığdırmıştır sizce? Peki bunu da patlatmaya kadir midir? Yaratmaya kadir olanın patlatmaya kadir olmaması düşünülebilir mi? Peki patlarsa nereyi patlatacak? Kainattan öte patlayacak kainatlar mı var? Bilmiyoruz ki. Ne diyebiliriz ki? Bir tek şey diyebiliriz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Ekber. Başka söylenecek bir şey yok.